Değerli izleyenler, Türkiye'nin ekonomi televizyonundan herkese merhaba. Ben Noz Özdeğirmenci. Gıda borsasıyla karşınızdayız. Tarım sektörünü, hayvancılığı, gıda üretimini yani salgından sonra kıymeti daha fazla anlaşılan son derece yaşamsal sektörümüzün çatısı altına giren tüm konuları işlemeye devam ediyoruz. Bugün de performans parametrelerine bakıldığı zaman elde edilen veriler sonucunda dünya standartlarının üzerinde seyreden hayvancılık sektörü içinde yüz akı bir sektör olan tavukçuluk sektörünü ele alacağız. Bizlerle birlikte İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyesi Ali Taşgülen olacak. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Nazan, hoş bulduk. Bugün ülkemizdeki kanatlı eti üretimini, ticareti ve sektör faaliyetleriyle ilgili kümes hayvanları sektörünü ele alacağız. Öncelikle size yöneltmek istediğim soru, pandemi döneminde tavuk eti tüketiminde geçen seneki tüketim rakamlarına baktığımız zaman eğri ne şekilde seyretti? Pandemi döneminde de eğri yukarıya doğrudu. Çünkü evdeki tüketim artmıştır. Ev dışı tüketimin düşmesi, evdeki tüketimin de artması neticesinde de pandemi döneminde bizim tavuk satışlarımız sektör olarak yukarı doğru yürümüştü. Ama pandeminin normal hayata geçişimizle birlikte bir miktar düşüş yaşanmıştı. Yani geçen seneye oranla yükseldi demek mümkün. Doğrudur. Doğrudur Nazan. Doğrudur. Ülke içi ticarette tam kapasiteye ulaşılması için kişi başı tüketiminin önemi de aslında göz ardı edilemez. Bir genel bir değerlendirme yapılması gerekirse Türk insanı tavuk tüketiyor mu? Nedir değerlendirmeleriniz? Tabii, tavuk tüketiyoruz. Yani Türkiye 1995'te 2,5 kilo tavuk tüketirken bugün itibariyle tüketim oranı kişi başına tüketim 26-27 kilolara çıkmış. Dolayısıyla da Türkiye'deki tavuk tüketimi her yıl taleple birlikte artarak büyümüş. Sektör olarak da bunu zaten her yıl büyüme orantılı olarak gider. Sektör hep büyüyerek gider bizim birimimizde. Bir de Türk halkının tavuğa olan aşinalığı fazla. Yani ekonomik olarak da en ucuz, en kolay ulaşabileceği protein tavuk. Dolayısıyla da bizim sektör olarak tavuk tüketimimiz her yıl artıyor. Evet. Mesela önümde bazı veriler var. Türkiye'de kişi başına tüketilen tavuk 98 ya da 2018'e göre 2018'deki tavuk tüketimi 21 kilo, 22 kilo. 22 Türkiye'de kilo. Kişi başına tüketilen 2018'deki tavuk tüketimi 22 kiloyken kırmızı et tüketimi 11-12 kilo aralığında. Bu yılda ise geçen yıl 2019 ve 2020'de ise bu 25-26 kiloları yakalamış durumda. 22 kişi başına yıllık tüketimin beyaz ette... Yıllık tüketim, evet. Yıllık tüketimin, özür diliyorum, 22 kilo olduğunu söylediniz. Kırmızı ete baktığımızda 11-12 kilodan bahsetmek aralığında, mümkün. Doğru. Peki üretim-tüketim dengesi gözetildiğinde kendi kendimize yeten bir ülke miyiz tavuk üretiminde? Tabii, tabii. O konuda da gene Türkiye kendi kendine yeten... üretim olarak mevcut yatırımlarıyla kendimize yeten ve hatta 500 bin ton gibi de ihracat yapabilen bir kapasitemiz var. İhracat yapan bir kapasitemiz var. Öne açık bir sektör. Dolayısıyla da üretimi ve bir de genç bir sektör. Kalite standartlarımız ciddi manada yüksek. Avrupa'dan daha iyi standartlarda üretim yapan bir sektör. Şu anda kendi kendine yeten ve mesela 2018 yılı itibariyle de 500 bin ton civarında ayak ve kanatlı ürün ihracatı gerçekleştirmiş bir sektör. Evet, entegrelerin, üretim tesislerinin denetim, önlem
koşulları ile ilgili size soru yönelteceğim. Ancak sektörde faaliyet gösteren şu anda kaç tane entegreden bahsetmek mümkün? Bu sayı yıllar içinde bir değişime uğruyor mu? Her krizle birlikte uğruyor tabii. Yani bundan bir 20 yıl öncesinde sektörde 17-18 hatta böyle daha küçük firmalarla 35-40'a yakın olan üretici firma sayısı giderek azalıyor. Azalan firmalarında üretim kapasiteleri, kalan firmalarında üretim kapasiteleri artıyor. Mesela ben şöyle izah edeyim size. Ben 25 yıl önce bu sektöre başladığımda bayliğini yaptığım firma günlük 25 bin adet kesiyordu. Bugün 400 bin adet kesiyor günlük. Büyümenin oranını görmeniz açısından söylüyorum bu rakamı. 25 yıl önce günlük 25 bin adet kesen firma bugün günlük 400 bin adet kesiyor. Dolayısıyla sektördeki firma sayısı 15-16 ile sınırlı. Ama bunların içinde 5-6 tanesi sektörün %75'ini filan üretir. Ciddi manada kapasiteleri yüksek, üretim standartları yüksek olan firmalardır. Bunlar da sektörün taşıyıcı ve lokomotif firmalar. Evet, peki adet olarak Türkiye'de kaç adet kanatlı hayvanın tüketime sunuluyor piyasalara? Günlük ortalama 4 milyon adet tavuk kesiliyor Türkiye'de. Evet. 4 milyon, milyon adet. Yani yıllık 2018'deki yıllık üretimimiz 2 milyon 300 bin ton. ortalama da günlük 4 milyon adet tavuk kesimi gerçekleştiriliyor. Bunlar standart üretim tesislerinde temizlenip, ayıklanıp sorumlu veteriner hekimlerin kontrolünde denetimlerin tamamı yapılarak hatta her kesimhanede Tarım Bakanlığı'nın yetkili veteriner hekimlerinin nezaretinde şahit numuneler alınarak kesilip, paketlenip, parçalanıp tüketime ve raflara sunulmakta. Evet, kanatlı eti sektörünün Türkiye'de Avrupa'nın en modern 21 tesisiyle üretim yaptığını okumuştum dün sektörü araştırırken. Peki Türkiye'de tavukçuluk sektöründeki denetimler hakkında biraz bilgi edinmek adına değerlendirmeleriniz nedir? Yeterli mi sizce bu denetimler? Türkiye'de en denetimli sektör tavuk sektörüdür. Yumurtanın, tavuktan yumurtanın çıkma aşamasında kuluçkadan civcivin çıkması ve sofraya gelene kadar olan her aşamada denetim var. Bu denetimler hem firmaların kendi denetimleri, hem devletin, Tarım Bakanlığı'nın kendi denetimleri, hem de bizde önemli ölçüde tüketicinin de denetimi var. Yani son kullanma tarihine 2 gün kalan ürünü biz tüketime sunamayız. Evet. Üretim standartlarımız Avrupa standartlarının üzerinde zaten sektörün işte o 17-18 sizin de okuduğunuz 21 tane firması üretim standartları Avrupa'nın üzerinde ve tesislerimizin tamamı çok genç. Çok pahalı bir teknoloji olması dolayısıyla Avrupa'dan daha yeni teknolojileri kullanıyoruz. Bu da bizim üretim standartlarımızın yükselmesine ve kalitemizin yükselmesine sebep oluyor tabii ki. Evet, asıl çok tartışmalı bir konu var. Tavuk yemlerinde antibiyotik kullanımı. Geçmişten günümüze kanatlı yetiştiriciliğinde antibiyotik kullanımına baktığımız zaman aslında antibiyotik ilk zamanlarda büyümeyi teşvik edici olarak kullanılıyormuş. Sonrasında antibiyotiğin bakterilere karşı bir direnç oluşturduğu gözlemlenmiş ve yasaklanmış. Fakat biliyoruz ki bu antibiyotik bazı durumlarda kullanılabiliyor. Birazcık bizi bilgilendirir misiniz? Antibiyotik şöyle, ne zaman kullanılır? Naz Hanımcığım, antibiyotik kullanımı her sektörde var. Büyümeyi amaçlı değil, o büyümeyi amaçlı kullanılan hormondur. O bizim sektörde olmaz zaten. Antibiyotik kullanılır ama antibiyotik tavuğun hastalanmasının önüne geçme açısından ve kullanılır. Bunun da koşulları var. Tarım Bakanlığı
her yapılan, her kümesten gelen hayvandan numune alarak, bu numuneleri tahlil ederek antibiyotik kalıntısı var mı yok mu ona bakarak o ürünün sahaya gitmesine müsaade eder. Aksi takdirde antibiyotik kalıntısı olan ürün sahaya gitmeden, yani raflara gitmeden, kesilmeden yerinde def edilir. Onun önüne geçilmiş durumda. Ayrıca kesimden önce 10 gün önce antibiyotik kesilir muhtemelen ve bu 10 günde dışkıyla tavuk bütün antibiyotik kalıntılarından arınır. Dolayısıyla da antibiyotiksiz, kalıntısız bir ürün sahada olur. Bunların hepsi Tarım Bakanlığı'nın denetiminde gerçekleşiyor. Dolayısıyla en denetimli sektör beyaz et sektörü, kanatlı sektörü. Bu da bizim sahada diğer sektörlerden bir adım daha önde olmamıza sebep oluyor. Bütün kontrolleri devlet tarafından yapılan kontrolleri, hatta her tesisin, her entegrenin kendi özünde laboratuvarları, mikrobiyolojik laboratuvarları olan, o hastalıkları, kalıntıları kendileri devletten daha önce tespit edilebilecek teknolojiye sahip olan firmalar var. Bu da sektörün çok sağlıklı yürüdüğünün işareti. Evet, bahsettiğiniz gibi entegreler Tarım Bakanlığı bünyesinde, ki sanıyorum ki o veteriner hekimler tarafından özenle denetleniyor. Bu yüzden hiçbir sakıncası yok. Bir risk taşımıyor insan sağlığına. Şöyle, her kesimhanede Tarım Bakanlığı'nı temsil eden Tarım Bakanlığı'nın yetkili veteriner hekimleri vardır. Evet. Her onlar gelen kümesten şahit numuneler alarak onlardaki hastalık, salmonella, veba, antibiyotik kalıntısı var mı yok muların neticelerine bakarak, bunlardan arınmış olarak hastalık varsa o ürünü sahaya süremezsiniz. Tabii tavuk dediğiniz gibi çok tüketiyor Türk insanı. O yüzden aslında tükettiğimiz şeyin de neyle beslendiğini çok merak ediyoruz. Bu da bizim sağlığımız açısından çok önemli bir konu. Tavuk yemlerine soya ve mısır gibi GDO'lu ürünlerin kullanılması sakıncalı mıdır sizce? Bu GDO'lu ürünler kullanılıyor mu tavuk yemlerinde? GDO'lu üründen çok. Şimdi Türkiye soyayı ve mısırı ülkemizde yetiştirebiliyoruz. Kendimize yetebiliyor. Şunu hiç unutmayın. Yani dünyada standart üretim, yemin standardı neyse Türkiye'deki standart da o. Onun dışına çıktığınızda et veriminiz düşer. Et veriminiz düşer. Dolayısıyla da biz de tavuğun yem bileşenleri büyük bir oranda mısır, buğday, arpa, soya bunlardan oluşmakta. Büyük bir yemin büyük bir bileşeni bunlar. Diğer kalanları da vitamin ve minerallerden oluşmak. Bizim yetiştirdiği yani Türkiye'de yetişen ürünlerin, mısırın ve soyanın GDO'suz olduğunu biliyorum. GDO'suz olduğunu biliyorum. Ve Türkiye'ye ithal edilen soyaları, soya ve mısırın da gene gümrükten onay almadan yurda sokamıyorsunuz zaten içeriye. Eğer onlarda GDO varsa zaten muhtemelen devlet ona müsaade etmeyecektir. Eğer içeriye sokuyorsa demek ki sağlık açısından yurda girmesine müsaade ediyorsa sağlık açısından bir sorun yoktur demektir ki bunda da yapacak bir şey yok zaten. Her şey devletin onayıyla ve kontrolüyle olduğu için devlete teslim oluyoruz. Yani. Evet. Ali Bey, şimdi tavuk hakkında işte kanser yapıyor, bir takım zararlı etkileri var. İşte tavukların içinden tümör fışkırıyor, yumurtacı tavuklarda bir günde 3 yumurta alınıyor gibi iddialar ortada geziyor. Tabii bunlar asılsız haberler de olabilir, kanatlı ete karşı karalama kampanyaları da olabilir. Bununla ilgili değerlendirmeleriniz nedir? Bir tavuğun fizyolojisinde günde 3 yumurta üretebilmek yumurtlayamaz. Var mıdır? Yumurtlayamaz. Yani bir tavuk günde 1 yumurta yumurtlarsa başarılıdır, verimlidir. Hatta gün aşırı ya da 3 günde 2 yumurta aldığında gene başarılıdır. Yani verim oranı yüksektir. Çünkü bu endüstriyel bir alan. Neticede verim alamadığınız
kar edemediğiniz bir işi yapmazsınız. Ama üç yumurta filan tamamen iftira, kirli bilgi, yani asılsız bir bilgi. Bizim beyaz et de dediğim gibi, yani bütün dünyada bugüne kadar tavuk etinden kanserin olduğunu gösteren herhangi bir veri yok elimizde. Yani ispatlanmış, bu işte bundan kanser olan ya da bugüne kadar kanser olanlara rastlamadık. Ben aşağı yukarı 35 yıldır bu sektörün içindeyim. 25 yıldır tamamen bir 12 yılda daha önce yan sektöründeydim. Beraber içerisindeyim ve 35 yıldır tavuk yiyorum. Yani gayet de sağlıklıyım. Herhalde olsa baştan bizde olması lazım bu hastalığın. İnşallah hiç kimse de olmaz. Bunların hepsi iftira. Tavuk sektörü gerçekten özellikle ülkemizde çok kontrollü, çok entegre bir sistem. Türkiye'de tamamı devletin kayıtları altında. Yani bir ay sonra, üç ay sonra ne kadar tavuk üretileceği belli. Ne kadar yumurtanın çıkacağı belli. Pazara ne kadar ürün sunulacağı belli. Türkiye'de başka böyle bir sektör yok. Tamamı devletin kontrol altında, sistemli ve entegre bir biçimde yürüyen başka bir sektör yoktur. Evet, özellikle kalp hastaları için doktorlar tarafından beyaz etin önerildiğini herkes biliyordur. Evet. Şimdi endüstriyel tavuk ve organik tavuk arasında süregelen iddialar var. İşte gerek içerdikleri besin maddeleri gerekse lezzet bakımından. Bu iki tavuk çeşidi arasındaki fark nedir? Sizin değerlendirmelerinizi alalım. Şimdi bir ürünün organik olabilmesi için tamamen yeminin organik ürünlerden yapılması lazım. Yani yemin içinde organik olmayan herhangi bir ürün kullanmamamız gerekiyor. Buğdayı organik olacak, mısırı organik olacak. Çünkü tavuğun organik olmasının tek şartı yeminin organik olmasından geçer. Dolayısıyla eğer bu belgelere haiz olmuş yemleri alıp kullanıp bunu da üretiyorlarsa sorun yok. Ama organik üründe istediğiniz verimi alamazsınız. Yani organik üründeki kilo ağırlıkları, verimleri bir civcivde 1 kilo, 1 kilo 200, 1 kilo 300'ü geçmez. Dolayısıyla da organik ürün Türkiye'de çok fazla tüketilen bir ürün olmamakla beraber bazı marketlerin raflarında var. Ancak orada da kilosu tahmin ediyorum ki 20-25 lira aralığında organik tavuk kilosu o aralıkta. Dolayısıyla gene tüketicilerin ulaşamayacağı bir fiyat. Ulaşamayacağı bir fiyat olması dolayısıyla da çok büyük bir tüketim kapasitesi yok. Yani bizim halkımızın ucuz proteine ihtiyacı var, sağlıklı proteine ihtiyacı var. Bunu da gene bizim endüstriyel ürün dediğimiz bu tavukla vermek zorundayız. Bütün dünya bunu böyle tüketiyor. Yalnız Türkiye değil. Bütün dünyadaki tüketim şekli bu. Evet, halkın, bizlerin ucuz ve sağlıklı tavuğa ihtiyacı var ve sizin dediğiniz gibi endüstriyel tavuğa yönlenmemiz gerekiyor. Ve tüm dünya bu şekilde bunu tüketiyor. Tabii, tabii. Gerekli denetimleri de oluyor dediğiniz gibi. Değil mi? Bakın hiçbir sektör yok ki beyaz et kadar denetimli ol. Hiçbir sektör yok. Bu konuda çok eminim. Evet, siz gerçekten hayvancılık sektörü içinde yüz akı bir sektörsünüz. Tüketim ve üretim de doğrusal olarak artıyor sürekli. Biraz da ihracat konusuna dokunalım istiyorum. Çünkü ülkeye döviz sağlama ve ulusal ekonomiye katkıda bulunma noktasında büyük bir misyon üstleniyor tavukçuluk, piliç eti sektörü. Evet. Türkiye'deki piliç eti üretimini dünya ve Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslarsak nasıl bir sonuç elde edebiliriz? Buyurun. Şimdi biz dünyadaki üretim sıralamasında 5. sıradayız. ABD, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Brezilya, Kanada ve Avrupa Birliği'nden sonra biz de iyi bir tavuk üretimi yapıyoruz. İhracata gelince ihracatımızın tamamını Avrupa Birliği'nin dışındaki ülkelere yapıyoruz. Bu işte Afrika ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri, elimdeki veri mesela 2018 verilerinde yıllık 500 bin ton ihracatımızın 258 bin tonunu
Kuzey Irak yapmışız. Irak yapmışız, özür dilerim, Irak. Ondan sonra Tacikistan, Azerbaycan, Suriye, Libya, Kongo, Ürdün, Kuveyt, İran, Bosna Hersek gibi ülkelere ihracatımızı gerçekleştirerek 500 bin ton civarında bir ihracat gerçekleştirmişiz. Avrupa Birliği'ne bizim tavuk ürünlerimizin girişi yasak. Avrupa Birliği bizden taze tavuğun alınmasını yasakladığı için oralara ihracat gerçekleştiremiyoruz maalesef. 500 bin ton gibi ürünü de dediğim gibi bazı uzak Asya ülkelerine ayak olarak ve bu yakınımızdaki Avrupa Doğu ve Afrika ülkelerine de tavuk olarak satmaktayız. Bunun da toplamı 500 bin ton. 500 bin tonun içindeki tavuk ayağı da 50 bin ton. Evet. Anladığım kadarıyla toplam ihracatımızın yarısından fazlasını Irak'a gerçekleştiriyoruz. Avrupa Birliği'nin yasaklarından ötürü de Avrupa Birliği'ne giriş yapamıyor tavuklarımız. Hiç giriş yapamıyoruz. Yani bizim beyaz et yüklü kamyonumuzun topraklarından geçmesine dahi müsaade etmiyorlar. Biz firma olarak Kosova'ya bir ihracat yapmıştık. Kosova buradan hemen Bulgaristan'dan, Makedonya'dan 2 dakikada ulaşabileceğimiz bir yerken tabi biz Adriyatik gemiyle dolaşıp Adriyatik'ten Arnavutluğa indirdik malı, oradan da Kosova'ya soktuk. Yani böyle zorlukları var bu iş. Peki efendim bunun sebebi nedir? Neden kabul etmiyorlar tavuk? Tamamen siyasi nedenlerle kabul etmiyorlar. Çünkü bu onlar da biz de biliyoruz ki bizim üretim standartlarımız ve kalitemiz Avrupa'daki, ben Avrupa'da birçok tesiste gezen biri olarak söylüyorum. Bizim üretim standartlarımız Avrupa'daki standartlardan çok daha iyi noktada. Evet. Peki dolar kurundaki dalgalanmalar sektörü ne şekilde etkiledi? Eminim ki 2020 dolar, için... Dalgalanmalar. 2020 için yüksek hedefleriniz vardı. Bu hedefler tutturulacak mı? Değerlendirmeleriniz nedir? Alalım. Bu hedefler tutturulur ama maliyetleri yukarı çeker. Dolayısıyla tavuk fiyatları dolara bağlı olarak ham madde, teknolojik maliyetler, işte enerji maliyetleri, bunlara bağlı olarak fiyatlarımızın yukarı çekeceğini düşünüyoruz. Nakliye, ambalaj, yani bunların hepsi dolar kurunun yükselmesi demek fiyatların yükselmesi anlamına gelir. Evet. Çünkü bunun içinde petrol var. Petrol altından işte ambalajlar maliyetleri var, nakliyesi var, enerjisi var. Hepsiyle dolayısıyla bunların etkileşimleri fazla. Bu da bizim maliyetlerimize yansır ve bu da maliyetlerimizin yükseleceği anlamına gelir. Evet, dediğiniz gibi birçok parametre etkili. Dolar kurundaki dalgalanma da birçok şeyin fiyatını arttırıyor. Tabii. Bizim tüketim gücümüz azalsa da maalesef buna engel olamıyoruz. Peki bu işe girmeyi düşünen girişimcilere önerileriniz ne olur? Sizin sektörde nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Öyle çok kolay değil. Biz eskiden çok daha rahat ve kolay girilebiliyordu bundan 25-30 yıl önce ama şimdi çok da. Esasında ben başka bir şey söylemek istiyorum. Türkiye'de tavuğun bu kadar çok tüketilmesinin ve rağbet görmesinin altında yatan sebeplerden birisi kırmızı et fiyatlarıyla beyaz et fiyatlarının arasındaki uçurum. Kırmızı et fiyatları 50-60 lira aralığında gezerken tavuk fiyatları 8-10 lira aralığında geziyor. Yani şimdi bir ev hanımının bir markete gidip bir tavuk fiyatına, bir etin fiyatına baktığında bir kilo et alacakken aşağı yukarı 7-8 kilo tavuk alarak evine dönüp herkesi çok rahatça misafirlerini, evinin halkını rahatça ağırlayabilip doyurabiliyor. Bizim büyük avantajımız üretimimizin artmasındaki, tüketiminin artmasındaki en avantajlı durumumuz bu. Nasıl olur? Yani bundan dolayı bizdeki tüketim sürekli artar. Bu marj bu kadar açık olduğu sürece. Peki bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Değerli vaktinizi bize ayırdığınız için çok teşekkür ederiz ve kolaylıklar dileriz. Ben size de kolaylıklar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Değerli izleyenler, bugün de Gıda Borsası'nın sonuna geldik. İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyesi Ali Taşgülen Ekotürk ekranlarındaydı. Bugünlük veda etme vakti geldi. Ben Noz Özdeğirmenci. Hoşça kalın, iyi günler dilerim.